Merhaba ben Enes. İlginç ve işe yarar ürünler serisinin 29. videosuna hoş geldiniz. Bu seride çok bilinmeyen ama kullanışlı ve pratik ürünleri inceliyorum. Bu serinin ilk 20 bölümünde incelediğim ürünler arasında en iyi bulduğum ürünleri buradaki videoda inceledim. Bu video bitiminde mutlaka o videoda göz atın. Videodaki tüm ürünlerin linkleri ve serinin oynatma listesi açıklamalar kısmında mevcut. Serinin devam etmesine katkıda bulunmak isterseniz eğer beğendiğiniz ürünleri aşağıdaki bağlantıları kullanarak alın. Yine videoyu beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi yine unuttum. 29 bölüm oldu. Hala şu zile önden koymayı, şurayı sabitleyelim. Vakit kaybetmeden ilk ürünümüzden başlayalım. İlk ürünümüz görebildiğiniz gibi Tosun gibi bir powerbank. Tam olarak 60.000 mAh'lik bir kapasitesi mevcut. Gördüğünüz gibi gerçekten elinize aldığınız zaman böyle ağırlığını hissediyorsunuz. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kısaca özelliklerini kutu üzerinde belirtmişler. Yanında kısa bir Type-C şarj kablosu geliyor. Biraz daha uzun gelmesini beklerdim. Üzerindeki giriş ve çıkışları görüyorsunuz powerbank'in. Type-C, micro USB, Lightning gibi tüm giriş çıkışlar mevcut. 22.5 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu arada bu seride incelediğim ve halen daha aktif olarak kullandığım powerbank'lerin de listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Yanınızda taşımak için ağırlığı ve boyutu çok müsait değil. Ancak bence bu powerbank'i alan kişiler kampta, çadırda, elektriksiz bir yerde uzun süre kalacaksanız bu tarz bir powerbank almalısınız. Bu powerbank'te bir fener özelliği de bulunuyor. Bu yanındaki düğmeye 2 saniye boyunca basılı tuttuğunuz zaman burada bir ışık yanıyor ve aydınlatma imkanı da sağlıyor. Feneri çok güçlü değil, yani acil durumlarda işinizi görebilecek seviyede. Powerbank hızlı olarak karşıdaki cihazı şarj ederken önünde yeşil olarak hızlı şarj ibaresi çıkıyor. Bu powerbank'te power delivery desteği de mevcut. Yani Type-C üzerinden şarj olan bir bilgisayarı da şarj edebiliyor. Yani tabii ki şöyle bir durum var powerbank'lerde. Ne kadar yüksek akımla eğer deşarj edilirse, yani hızlı olarak boşaltırsanız daha düşük bir kapasite alıyoruz. Limitleri dahilinde daha düşük akımlarda deşarj edildiği zaman da daha yüksek kapasite verebiliyorlar. Yine mutlaka bu boşaltım, yani deşarj sırasında da kayıplar oluyor. Bana burada hızlı şarjdan ziyade kapasite lazım diyorsanız da bu powerbank'in daha yavaş olan versiyonu da mevcut. Onda burada direkt kablolar da bulunuyor üzerinde. Yine giriş çıkışlarıyla birlikte. Bu arada powerbank'in ne kadar sürede dolduğunu da test ettim. 9 saat 20 dakikada %61 şarja ulaştı. 15,5 saatte de tam olarak şarjına ulaştı powerbank. Yani burada taşınabilirlikten daha ziyade uzun süreler boyunca elektriksiz bir ortamda kalacaksanız bu tür bir cihaz işinizi fazlasıyla görecektir. Burada bir araya girmek istiyorum. Bu videonun bir sponsoru bulunuyor. Surfshark VPN. Biliyorsunuz VPN IP adresimizi değiştirmemizi sağlıyor. Bu sayede daha güvenli olarak Surfshark'ın dünyadaki pek çok ülkesinde bulunan serverları üzerinden internete çıkıyoruz. Yani yabancı bir yerdeyseniz bile veri güvenliğiniz ve takip edilmemeniz sağlanır ve Surfshark bu konuda gerçekten çok başarılı. Yine örneğin Netflix gibi yayın platformlarında bölgelere göre içerikler farklılık gösterebiliyor. Tek tıkla ülkenizi değiştirerek bütün içeriklere erişebiliyorsunuz. Yine oyun, uçak bileti ya da farklı bir hizmet alırken ülkeye göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Surfshark VPN ile tek tıkla ülkenizi değiştirerek daha ucuz bir şekilde bu hizmetleri de kullanabilirsiniz. Yine ülkede engellenen tüm web sitelerine ve videolara da erişim sağlayabilirsiniz. Surfshark VPN'in aynı zamanda Surfshark One olarak bir hizmeti de bulunuyor. Bu sayede cihazınızı virüssüz tutmanıza, tam taramalar ve gerçek zamanlı koruma almanıza ve programlanmış taramalar gerçekleştirmenizde yardımcı oluyor. Ve en önemlisi, bunların hepsi arkanızda bir iz bırakmadan ve kişisel verileriniz korunarak yapılır. Size benim de kullandığım Surfshark VPN'i öneririm. Size özel bir teklif ve 3 ay ekstra ücretsiz olarak kullanabilmeniz için açıklamalar kısmında bir link mevcut. Enes Özen kodu ile Surfshark'ın özel teklifine erişin ve ekstra olarak 3 ay ücretsiz olarak kullanın. Memnun kalmazsanız 30 gün boyunca para iadesi de alabilirsiniz. İkinci ürünümüze geldiğimiz zaman TP-Link'in bir Bluetooth adaptörü. Bu cihaz ne işe yarıyor? Bilgisayar veya laptopta Bluetooth özelliği yoksa bu cihaz ile Bluetooth özelliği kazanabiliyor. Bluetooth kulaklık, oyun kolu, mouse gibi Bluetooth üzerinden bağlanan tüm cihazları bağlayabiliyorsunuz. Bu cihazın kurulum için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt Windows bilgisayara taktığınız zaman anında bilgisayar tanıyor. Ondan sonra direkt Bluetooth cihaz ekle kısmına basarak kulaklık, mouse, oyun kolu gibi ne istiyorsanız direkt kablosuz olarak bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Gecikme performansı açısından günlük kullanımda video izlerken herhangi bir şekilde bir gecikme olmuyor. Ancak burada CSGO, Fortnite veya PUBG gibi oyunlar oynuyorsanız, rekabetçi oyunlarda milisaniye gecikme de çok önemli olduğu için, yani oyun performansına bir miktar etki edebilir, yani gecikmeyi hissedebilirsiniz. Ancak hikaye bazlı oyunlarda bu gecikmeden rahatsız olmazsınız. Yine Bluetooth teknolojisi geriye ve ileriye uyumlu olduğu için de bu cihaz Bluetooth 5.0, 5.2, 5.3 olan bir cihazı bağlayabilirsiniz.
4-4-1, 4-2 olan cihazları yine bu cihaza bağlayabilirsiniz. Küçük bir cihaz olmasına karşın gayet performanslı bir şekilde işini hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebilirim. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman taşınabilir mobil bir hava soğutucu, klimada denebilir. Arka bölümünde bir fan bulunuyor. Üst kısmından buz veya soğuk su koyuyoruz. Kafelerdeki büyük pervanelerin önündeki su pıskırtma mekanizmasıyla benzer bir mekanizma var içerisinde. Önündeki süngeri de ıslatıyoruz. Yukarıdan gelen soğuk bu suyu süngerin içerisinden de geçirerek kuru havayı nemli bir hale getirerek soğuk hava üflüyor ve serinlik veriyor. Klimaların aksine de havayı kurutmuyor. Batarya ile veya prize takılı olarak çalışabiliyor. 4000 mAh'lik bir batarya mevcut. Kullandığınız seviyeye göre 1,5 ile 3 saat arasında çalışabiliyor. Ön kısmında bir adet de ışık mevcut. 3 farklı seviyede çalışıyor. İlk 2 seviyede çok ses çıkarmıyor. Son ses seviyesinde bir tık sesli denebilir. Ortam soğutmasından daha çok bireysel soğutma işine yarıyor. Yani bir kişi özellikle bilgisayar başında otururken çaprazdan böyle tatlı tatlı serinlik veriyor ve hava üflüyor. O açıdan etkili bir ürün diyebilirim. Yine detaylı bir şekilde incelemesini ve bu modellerle karşılaştırmasını da buradaki videomdan izleyebilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman taşınabilir bir Bluetooth hoparlör. Buradaki videomda bu hoparlör dahil 10 adet hoparlörü fiyat performans olarak bir kıyaslama yapmıştım. O videodaki hoparlörlerden elimdeki tüm modelleri çıkardım. Bu ve sadece bu JBL'in Go 3 modeli kaldı elimde. Bu modelde yine fiyat performans olarak dolar kurundan aşırı yükselmesine karşın fiyatı artmayan ve fiyat performans olarak bence kaçırılmaması gereken bir ürün. O videoda çok detaylı bir şekilde buradaki gibi tablolarda ürünün tüm özelliklerini anlatmıştım. 2000 mAh'lik bir kapasitesi mevcut bu Bluetooth hoparlörde. Tam olarak 4 watt'lık bir çıkışı bulunuyor. Ses kalitesi açısından da görebildiğiniz gibi diğer modellerle böyle bir kıyaslama yapmıştım. Yani fiyatına göre gayet başarılı. Bas notalarının çok hafif önde olduğu kaliteli bir sesi mevcut Bluetooth hoparlörün. Bu arada 11 Mart 2022 tarihinde bu Bluetooth hoparlör 315 TL'ye satılıyormuş. Şu an itibariyle de benzer fiyatlara satılıyor. Yani çok fazla zam gelmedi. Eğer bu tarz küçük bir Bluetooth hoparlör almayı düşünüyorsanız mutlaka bu ürünü değerlendirin. Yani şuradan da şöyle takarak herhangi bir yere asarak kullanabiliyorsunuz. Yine masaya koyduğunuz zaman da çevreye sesi güzel bir şekilde yayıyor. Peki bu mu bu mu diye soracak olursanız da JBL'lere maalesef çok zam geldi. Yani bir miktar daha JBL ses kalitesi açısından iyi ancak hani fiyat performans düşünüldüğünde bu model çok daha iyi denebilir. Bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman Ugreen markasının Type-C bir hub'ı. Bu hub'lar ne işe yarıyor? Özellikle Type-C çıkışlı cihazlarda çok fazla giriş çıkış olmadığı zaman örneğin MacBook'larda veya bilgisayarınızda veya Type-C telefonunuzda bunu taktığınız zaman burada 2 adet USB çıkışı, hafıza kartı girişi, burada gigabit internet girişi, yine burada buradaki Type-C girişini kaybettiğiniz için burada tekrar geri alıyorsunuz. Burada da 4K 60 Hz'lik yenileme hızında bir görüntü çıkabilen bir HDMI çıkışı mevcut. Daha önce bunun Basis versiyonunu incelemiştim ve aktif olarak arkadaki bilgisayarda kullanıyorum. Bunu da ev için aldım. Metal bir malzeme kalitesi mevcut. Yani çok hafif bir ısınma oluyor ancak bariz bir ısınma mevcut değil. Yine hem görüntü çıkışı hem burada USB'lerin giriş çıkışı açısından vaat ettiğini verebiliyor bu cihaz. Yani fiyat performans olarak gayet başarılı diyebilirim. Şöyle de bir örgü kablosu mevcut. Yani burada basis olan bir tık daha tasarım açısından daha hoştu. Bunu direkt buraya takabiliyorduk. Yine bu da gayet yeterli denebilir. Basis'te bu arada biraz daha fazla çıkış vardı. Bunun çıkışlarını ben kendime göre aldım. Yani sizin eğer böyle bir gigabit internet çıkışına ihtiyacınız yoksa daha farklı versiyonlarında alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına farklı versiyonlarında eklerim. Bu tarz hub'larda uygun fiyatlı olanları çok almanızı önermem açıkçası. Hem bağladığınız cihaza zarar verebilir hem de çoğu vaat ettiği değerleri veremiyor. Bir sonraki ürünümüze geldiğimiz zaman RGB bir uzaktan kumandalı LED. Bu normal LED'lere göre biraz daha farklı. Sadece LED değil, BRC LED. Yani bu şu anlama geliyor. Normal LED'lerde bildiğiniz gibi kumandadan basıyorsunuz ve LED kırmızı, mavi, yeşil olarak yanıyor. Bunlarda ise buradaki her renk kendisinden bağımsız olarak yanabiliyor. Bu sayede çok daha farklı ışık varyasyonlarında yanabiliyor. Kumandası da böyle ucuz LED'ler gibi değil. Gayet kaliteli bir kumandası mevcut. Buradan gördüğünüz gibi tüm farklı renklerde modlarını, parlaklıklarını değiştirebiliyorsunuz. Yine mobil uygulaması da mevcut. Mobil uygulaması üzerinden müzik ritmine göre de farklı şekilde yanabiliyor bu LED. Yine kendi üzerinde bir kumanda da mevcut. Buradan direkt komut da verebiliyorsunuz kumandayı kullanmadan. Yine powerbank üzerinden de çalışabiliyor. Yani genel olarak ucuz LED'lere göre fazlasıyla kaliteli bir LED olduğunu söyleyebilirim. Yani masa arkasına takıp güzel bir ambiyans oluşturmak için gayet başarılı bir ürün.
Evet, bir diğer ürünümüze geldiğimiz zaman mangal yakma aparatı. Bu ürünü internette görmüştüm. Bakalım işe yarıyor mu? Hep beraber test edelim. Şöyle bir aparat mevcut. Mangal kömürünü daha hızlı yaktığını iddia ediyor. Şu alttan bu kısmını denk getirip bakalım kömürleri yakmayı deneyelim. Şu an yanıcı maddenin üzerine koyalım bakalım şöyle. Kaç dakikada yanacak? 5 minutes later. Evet, tam 5 dakika oldu. 5 dakikada üste kadar yandı kömür. Şöyle kömürü dökelim. Gerçekten bu kadar kısa sürede yakmasını tahmin etmiyordum. Maşallah. Gerçekten çok güzel yaktı. Evet, söze gerek yok. Gerçekten ürün hakkını yerine getirdi ve benim de beklentimden çok daha kısa süre içerisinde kömürü yakabildi. Bu arada kömür de gerçekten iyi çıkmış. Evet, bu bölümdeki ürünler bunlardı. Surfshark VPN'de sponsorluğundan dolayı teşekkür ederim. Açıklamalar kısmında size özel bir link mevcut. Enes Özen kodu ile Surfshark'ın özel teklifine erişin ve ekstra olarak 3 ay ücretsiz olarak kullanın. Yine tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.